Merhabalar. 7. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Doğru yanlışla devam edelim. Canlının yapı ve görev bakımından tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine hücre denir. Doğru bir ifade arkadaşlar. Güneş sistemini de içinde bulunduran galaksi Andromeda galaksisidir. Yanlış. Samanyolu galaksisidir. Ömrünü tamamlamış uzay araçları uzay kirliliğine neden olur. Doğru. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücrelerin aynısıdır. Doğru. Mayoz sadece üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünme çeşidir. Doğru. Fiziksel anlamda iş yapmış olmak için kuvvetin cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettirmesi gerekmez. Yanlış arkadaşlar. Kuvvet doğrultusunda hareket ettirmesi gerekir. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında yara akışkan bir sıvıdır. Doğru arkadaşlar. İsimlerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerji kinetik enerji olarak adlandırılır. Doğru arkadaşlar. Hareketlerinden dolayı kinetik enerji, konumlarından dolayı potansiyel enerjidir. Dünyanın bize ve tüm varlıklara uyguladığı kuvvete yer çekimi kuvveti denir. Doğru. Kütle dinamometre, ağırlık eşit kolu terazi ile ölçülür. Tam tersi olacak arkadaşlar. Yanlış. Soruyla devam edelim. Aydaki kütlesi verilmiş. Dünyadaki kütlesi ne yapacaktır? Değişmeyecektir. Kütle her yerde aynıdır. Değişmez. Aydaki ağırlığı 1 kilograma 10 Newton etki ediyorsa 12 kilograma 120 Newton etki eder. Ağırlığa Newton kilograma kilogram kg yazdığımı dikkat edin. Aydaki ağırlığı 6'da biridir arkadaşlar. 120'yi 6'ya bölersek arkadaşlar 20... 20 Newton'dur. Dünyadaki kütlesi 60 kilogramsa aydaki kütlesi değişmeyecektir. 60 kilogram. Dünyadaki kütlesine her bir kütleye 10 Newton etki edecekse 60 kilograma 600 Newton. 6'da 1 olduğu için aydaki ağırlığı da 100 Newton olacaktır arkadaşlar. Mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerine bakalım. Kromozom sayısı yarıya iner. Arkadaşlar kromozom sayısı mayozda yarıya iner. Doğumdan ölüme kadar devam eder. Mitoz doğumdan ölüme kadar devam eder. Mayoz üreme ergenlikle başlar arkadaşlar. Tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelerde büyüme, gelişme ve yaraların onarımı sağlayan mitoz bölünmedir. Sonucunda aynı genetik yapıda iki hücre oluşan mitoz bölünme, üreme ana hücrelerinde görülen mayoz bölünme, türün kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlayan mayoz bölünme. Kalıtsal çeşitlilik vardır. Arkadaşlar yine mayoz bölünme. Eşeysiz üremeyi gerçekleştiren ise mitoz bölünmedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mitoz bölünmeye ait evreler karışık şekilde verilmiş. Verilen evrelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ilk önce kromotinler kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşturur. Sentrioller iyi oluşturmaya başlar. Bu bir. Daha sonra hücre zarı kaybolmaya başlar ve sentrioller kromozomları ortasından tutmaya başlar. 2 numara. Sonra arkadaşlar ekvator düzleminde dizilir. 3 numara. Sonra tekrar birin tersi olur. 4 numara. O halde bakalım hangi şıkta var bu? 3, 2, 4, 1. C şıkkında var arkadaşlar. Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır diyor arkadaşlar. Yaraların iyileşmesi mitozla, bebeğin büyümesi mitozla, bir mayasının çoğulması tek hücreli olduğu için mitozla, insanda üreme hücrelerinin oluşması mayozladır. Bunu kullanmamalı. Bu örnekler en temel birimden karmaşığa doğru sıralanır. Aşağıdakilerden hangisi elde edilir diyor arkadaşlar. Öncelikle nereden başlar? Hücreyle başlar. Neyle biter? organizmayla yani 5 ile başlayıp 4 ile bitecek. Hücre, doku, organ, sistem, organizma hangi şıkta var? A şıkkında var arkadaşlar. Hücre, doku, organ, sistem, organizma şeklinde sıralarsak cevabımız A olur. Devam edelim. Arda çekim potansiyel enerjisinin cismin yerden yüksekliği arttıkça arttığını göstermek istiyor. Neye bağlı olduğunu göstermek istiyor? Yüksekliğini. Yüksekliğine bağlı görme, göstermek istiyor da diğer her şey aynı olacak. Yani kütlesi aynı olacak. Bunun için kütleler arasında basket topu, futbol topu, voleybol topu ilişkisi olan Toplar da aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Hangisi amacı için uygundur? Arkadaşlar yüksekliğe bağlı olduğunu bulmak istiyorsa kütlesi aynı yüksekliği farklı olacak. Baktığımızda arkadaşlar kütlesi aynı değil, kütlesi aynı değil. Yükseklikleri farklı olması lazım. Kütlesi aynı yüksek farklı olan cevabımız A şıkkı. Dağdan yuvarlanarak düşen kayanın hangi noktada potansiyel enerjisi en büyüktür? Arkadaşlar potansiyel enerji neye bağlıydı? Yüksekliğe bağlıydı. Baktığımızda yüksekliği en büyük olan birdedir. Cevabımız A şıkkı. Ali, dünyamız güneş sisteminde yer alan bir gezegendir. Güneş sistemi nokta nokta yapıda olan nokta nokta galakside bulunur. Hangisinde bulunuyordu? Samanyolu'nda. Bununla bunu sildik. Hangi yapıda da Sarmal yapıdaydı. Sarmal yapıda ve Samanyolu galaksisinde cevabımız D şıkkı. Bu gök cisimleri büyükten küçüğe doğru sıralanırsa hangi seçenekte doğru olur? Evren 1, uzay 2, Samanyolu 3 yani C, E, A. Sonra güneş sistemi 4, dünya 5, ay 6 olacak. Bakalım hangi şıkta var bu? C, E, A, B ve D olacak arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Evren, uzay, galaksi, sistem, dünya, ay, C şıkkı. Kütleleri ve süratleri aşağıda belirtilen KLM araçlarının hareket yüzey yüzeyleri ve yönleri aynıdır arkadaşlar. Kinetik enerjinin cismin kütlesine, süratine, kütlesine ve süratine bağlı olduğunu göstermek isteyen hangi iki aracı beraber gözlenme gözlemlenmelidir? Şimdi arkadaşlar kütlesine bağlı olduğunu göstermek için kütleleri farklı, süratleri aynı olacak. Baktığımızda süratleri aynı kütleleri farklı olan L ve M aracı olacak. L M olacağı için A ve D'yi eledik. Süratine bağlı olduğunu göstermek istiyorsa arkadaşlar kütleleri aynı olacak. Süratleri farklı olacak. Yani K ve M araçlarını kullanabilir. Cevabımız B şıkkı olacak. Devam edelim. Sürtünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir diyor arkadaşlar. Enerji dönüşümleri potansiyel enerji, kinetik enerji yüzde %100 verim olmaz. İstenmese bile enerji kaybı olur. Bunun sebebi sürtünme kuvvetidir. Birbirine temas eden yüzeyler arasında meydana gelir ve ısı açığa çıkar. Doğru. Enerji kaybına yol açar. Doğru. Sürtünme kuvveti cismin hareketiyle aynı diyor. Hayır sürtünme kuvveti hareketiyle zıt yönde ve cismin süratini azaltacak şekilde ortaya çıkar. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Zıt yönde olacak. Sürtünme kuvvetinin az olması kaybolan enerji miktarında az olmasını sağlar. Bu doğru arkadaşlar. Sürtünme kuvveti ne kadar arsa enerji kaybı o kadar azdır. Hangilerinde iş yapılmıştır diyor arkadaşlar. Çantasını yerden omzuna Kaldıran öğrenci yapılmıştır cismin hareket yönüyle kuvvetin doğrultusu aynı. Duvarı iterek hareket ettirmeye çalışan öğrenci duvarı ittiremeyeceği için hareket ettiremeyeceği için iki de iş yok. Tuğlaları üst üste koyarak duvar ören işçi var kuvvet ve hareket doğrultusu aynı. Sınıftaki sırayı sürükleyerek çeken öğrenci kuvvet ve hareket doğrultusu aynı olduğu için var. O halde 1, 3, 4 hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda var arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiş. Buna göre tanecik modellerinin doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar baktığımızda birincisi atomlar ayrı ayrı bir şekilde o halde atomik element olacak. Hemen silelim. İkinciye baktığımızda atomlar bir araya gelmiş o halde moleküler element olacak. Bunu da sildiğimizde cevabımız A çıkıyor. Arkadaşlar baktığımızda farklı cins atomlar bir arada bulunuyorsa buna da moleküler bileşik diyorduk. Cevabımız A şıkkı. Bir atom modeli verilmiş. Modelle ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur? Y ve Z parçacıkları hareketsizdir. Arkadaşlar Y ve Z atomun çekirdeğinde proton ve nötron hareketsizdir. Birinci ifademiz doğru. X parçacığının kütlesi yani elektronun kütlesi Y parçacığının kütlesinden büyüktür. Tam tersi arkadaşlar bu Y yani proton veya nötronun kütlesi elektronun 2000 kat daha büyüktür. Tam tersi olacak yanlış. Y parçacığı proton ise Z parçacığı nötrondur. Z proton ise Y nötrondur. Doğru arkadaşlar. Herkes ikisi çekirdekte bulunur. Hangi ifadeler doğru? C şıkkı doğru. Yani 1 ve 3. Devam edelim. Aşağıda belirtilen modellerden hangisi elemente ait olamaz? Tek cins atomlar bir araya gelip element oluşturur. Doğru. Aynı cins atom doğru aynı cins atom element oluşturur. Doğru. Burada arkadaşlar farklı cins atomlar bir araya geldiği için bu bileşiktir. Cevap C şıkkı. Geçmişten günümüze atom konusunda yapılan çalışmalar ait görüşler doğrultusunda hazırlanan modeller aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki atom modellerini ileri süren bilim adamlarının adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımızda arkadaşlar bir Dalton iki ne olacak? Thomson uzun üzümlü kek modeli. Rutherford arkadaşlar Çekirdek ve elektronları bulan, güneş sistemindeki gezegenlerin dolandığı gibi bulan Rutherford olacak. Baktığımızda bu da bor atom modelidir. Elektronlar katmanlarda dolandığını bulan da bordur. O halde cevabımız 1. Dalton, 2. Thomson, 3. Rutherford, 4. Bor olacak cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki elementlerin kullanım alanları verilmiş. Buna göre hangi elementin kullandığı alan yanlıştır diyor arkadaşlar. Klor su de dezenfeksiyonunda doğru mikropları öldürür. Kalay lehim yapımında doğru. Hidrojen yanlış. Flor diş macununda doğru arkadaşlar. Baktığımızda hangisi yanlış? C şıkkı. Yukarıda adı ve sembolleri verilen elementlerden kaç tanesinin sembolü doğru yazılmıştır? Bakalım. Azot N doğru, sodyum na doğru, karbon C doğru, potasyum K doğru, Bor B doğru. Fosfor F değil. P olacak arkadaşlar. Yanlış. Kaç tanesi doğru? 5 tanesi doğru. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Sınavınızda başarılar dilerim.